Şimdi bu parçayı yeniden Kem'e aktaralım. Oradaki kesit ve zarf arasındaki farkı gösterelim. Bir de ikinci ayna için ayna ayağını çizip onu tanıtalım. Sonrasında C-eksen operasyonlarına geçelim. Yine ne diyeceğiz? Yeni Frize Torna tezgahımız, canlı takıma sahip bir tezgah olduğu için Frize Torna deyip geçeceğiz. Tekrar kaydediyorum buna. Şimdi bu parçanın Kem'ini daha önce yaptığımız için ilk çıkan menüde belki sizde çıkacaktır, o ekranın ortasında veya sol tarafta -1 gibi bir şey çıkabilir. Referans noktası tanıtacağız. Makine dosyası bulunamadığı dönme merkezi diyeceğiz ve yüzeye dokunacağız. Hemen bakalım. Sonra terse çevir deyip bunu bu tarafa alacağız. Bakalım orada post yok muhtemelen. Referansı bu tarafa çevirdik. Dönme merkezini seçip oradaki menüde dönme merkezi vardır ekrana çıkan menüde. Var değil mi? Evet. Tamam. Şimdi şeklin çap yüzeyine şuraya bir dokunacağız. Yüzeyi seçtik değil mi? Aynen. Parçaya dokun. Alın değil. Çap olmalı ki dönme merkezini bulabilsin. Üst çap. Tamam. Dokunalım parçaya şimdi. Şimdi ters çevir diyelim. Ters tarafa getirse. Doğrudur. Onay verebiliriz artık. Evet. Şimdi sol tarafta bir takım seçenekler çıkıyordu. Bunlar güvenlik düzlemi, parçanın en alt seviyesi ve Z düzlemine göre üst seviyesini gösteren bölgelerdi. Buna da onay verdikten sonra ne yapıyordu? Tezgahımızın özelliğine göre Mac pozisyonlarımızı otomatik oluşturuyordu ve bu menüyü bize açıyordu. Buna da onay verdiğimizde Kem ayarlarında stok ve hedef otomatik işaretli olduğu için hem hedefimizi hem de stokumuzu oluşturuyordu. Şimdi burada hedef modele geldiğinizde en alt tarafta zarf oluştur diye bir seçenek var. Zarf ve kesit, iki tane seçenek görüyorsunuz. Şimdi parçamız tamamen silindirik bir parçaysa ikisi de aynı sonucu bize veriyor. Örneğin bunu kaldırayım. Zarfı kaldırıyorum. Dokunuyorum. Kesit diyorum. Onay veriyorum. Bakın sonuç yine aynı olacak. Kesitte de. Ama şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir şey düşünelim. Aslında kesitin yaptığı tam olarak şu. Parçanızı X ve Z düzleminden kesiyor. Kesit düzlemi. Ve burada görmüş olduğu sınırı parça üzerine ekliyor. Kesitten kastımız bu. Tam olarak. Burada şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi parçanız tam olarak silindirik bir parçaysa hiç problem yok. Ama parçanızın arka tarafında bir çıkıntı varsa ne olur? Buradaki sınırın değişmesi gerekir değil mi? Yani şu sınırın büyümesi gerekir. Örneğin parçayı düzenleyelim. Sizin yapmanıza gerek yok. Hemen göstereceğim. Parçayı editliyorum. Şu düzlemden bakıyorum. Ve diyorum ki benim şurada şöyle bir çıkıntım var. Diğer tarafa doğru şöyle biraz geçeyim. Artık hedefim değişti, değil mi? Solda da bunları güncelle diyor. Senkronize et. Senkronize et. Şimdi bu şekilde baktığımızda bizim arka tarafta aslında bir çıkıntımız var değil mi? Böyle bir çıkıntımız var. Ve ben bu zinciri kullanarak tornalarsam ne olur? Yanlış olur. Değil mi? Yani bu çapta gider. Buradaki çıkıntı gider. İşte kesit bunları görmez. Kesitin bunu görebilmesi için X eksenine mutlaka bu yöne bakması gerekir ki ben bu parçayı kestiğim zaman tam buradan kesmiş olayım. Böyle olsaydı düzlemim burayı da görecekti sınır olarak ama buradan geçmediği için X eksenim onu görmüyor. İşte zarf bu tarz yerlerde ideal olarak kullanılıyor. Mesela zarf şu an oluştur seçili geldi. Tekrar parçaya dokunup yeniden zarf yap diyelim. Bakın gördünüz mü? Sınıra burayı da ekledi. Aslında tam olarak silindirik olmayan parçaların tamamında zarf kullanmakta fayda var. Genelde default olarak karşımıza çıkan seçenek zarftır.
Ama çok karmaşık parçalarda hesaplamak zor olduğunda bazen kesit tercih edebiliyoruz ama o da duruma göre değişiyor tabii. Önemli olan burada bu tarz yerleri görebilmek, kestirebilmek. En ideal yöntem de zarf. Neyi hesaplıyor? Bu parça döndüğünde diyor, böyle bir sınır oluşturuyor. Yani benim tornalayabileceğim minimum sınır bu şekilde olabilir. Hemen çıkıntıyı sileyim ben. Zaten bir sürü hata verdi. Kaydedelim. Ve yeniden senkronize edelim. Bunların çıkması çok gıcık oluyor ya. Aynen. Yok. Tabii dikkat etmeden çizdik, bir de bir sürü hata çıktı karşımıza. Hatası yok buranın hatası. Önemli olan orada zarfı görebilmek. Bakın oradaki çıkıntıyı, şuradakini kaybetti. Şu da bizim skecimiz, onu da gizleyebiliriz. Stokla ilgili duruma baktığımızda, stoğa da bakalım. Stokta bildiğiniz gibi silindirik bir stok olarak tanımlamak gerektiğinde aşağıdaki bölümden değer verebiliyorduk. Değil mi? Parçanın sağ tarafına 10 mm pay koy. Sol yanına 50 mm pay koy. Ya da çapta 5 mm pay koy gibi. Ama bunların tamamı bizim ölçüyü bilmeden girdiğimiz şeyler. Parçanın üzerine eklediğimiz şeyler. Bunun dışında hemen buradaki menüde yine model yerleşti yerine mutlak pozisyon dediğimizde direkt çap ya da boy girerek X, Y, Z eksenimize, referans noktamıza göre direkt değerleri girerek stok oluşturabiliyorduk mutlak koordinatları kullandığımızda. Bunun dışında stoğu biz de çizebiliriz. Kutu dediğimizde prizmatik bir kutu oluşturuyordu. Z etrafında döndürülmüş sınır dediğimizde bunu biz çiziyoruz. Extrude ile sınır dediğimizde de biz çiziyoruz. Katı model olarak çiziyoruz. Bakın şöyle bir şey yapalım mesela. Geleyim. Buradan herhangi bir düzlem seçeyim. Bir çizim açayım burada. Diyeyim ki benim stoğum, atıyorum yani tamamen. Şöyle bir şey olacak. Bu benim çizdiğim özel bir stok. Şunu da düzeltelim. Sonrasında stoğa geldiğimde Z etrafında döndürülmüş sınır deyip bunu seçersem benim stoğum bu gibi algılıyor, bakın böyle. Artık bu sınırı Z ekseni etrafında döndürerek bir katı model oluşturuyor. Bazen parçayı tam dolu gibi göstermeden böyle çizdiğiniz stoğa göre işletmeniz gerekebilir. Yani talaşa girerken bunu görüp de talaşa. Aynen. Tornada zaten tamamen tıpkı HSM'nin ara kabası gibi kalan talaşa göre işlem yapıyor. Hesaplıyor yani, görüyor bunu. Dolayısıyla bu şekilde biz de çizebiliyoruz. Bu kullanacağınız bir özellik. Z etrafında döndürülmüş sınır. Skecini kendiniz çiziyorsunuz. Sonra sınırı seçiyorsunuz. O Z ekseni etrafında çeviriyor ve stok modeli oluşturuyor. Yine de operasyon 2'lerde falan ihtiyaç olacak. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir özellik olacak. Arz et, bunu bilmeseydim ben buraya katı çizerdim, döndürürdüm, stoku da o katıyı seçerdim. O da olur tabi. Yani, bunun yerine bir tane katı modeli çizip bir iki çizgiyle hemen katı oluşturur. Tabi kesinlikle. Katı model çizmeye gerek kalmadan yapılabiliyor. Tabi katı olarak da yapabiliriz. Parçaya yine edit diyeyim buradan ben. Bu düzlemi seçip hemen skecimize girelim. Yani bu paylı bir parça gibi düşünürsek şöyle. Şöyle bir stoğumuz var diyelim. Şunu da düz yap diyelim. Düzmüş zaten. Şunu eksen çizgisi yapayım. Unsurlar döndür diyorum. Tabi bunu ayrı bir gövde yapabilmek için Merge Result'u kaldırıyorum. Yani sonucu birleştiri kaldırıp onay veriyorum. Çizimimiz bitti. Aynen. Şimdi stok olarak 3B model diyeceğim. Yani katı model göstereceğim sana. Bu diyeceğim benim stokum. Onay verdiğimde çizimi buna göre güncelleyecek. Şimdi yine bunun stokunu görecek ve aynen öyle. Buna göre talaşı işlemeye başlayacak. Kesinlikle. Sonrasında bunu gizleyebiliriz. Aslında bizim buradaki katı modelle gövdeli bir işimiz yok.
Yani bunu zaten iki boyutlu çiziyoruz. Ekstra bir de katı yapmanıza gerek yok. Ne yaparsınız? Z etrafında döndürülmüş sınır deyip stok bölümünde aynı skeci burada seçebilirsiniz. İkisi de aynı işe yarıyor. Şansı yoktur değil mi Selim Hocam? Yok yok. Direkt buna göre çalışır kesinlikle. Gerçek çizgimizi seçeceğiz işleyeceğimiz modelden ama çizdiğimiz stoğun değerlerine göre talaş almaya başlayacak. Doğru. Aynen. Buradaki stoğu baz alarak talaş alacak. Şimdi ben şunu kaldırayım. Yine silindir olarak tanıtayım parçama göre. Sonra soyun yoksa hata versin. Kapatalım. Bu 2017 tutmadı herhalde ya. Şu pencereden var ya bıktı bir yaşıyorum. Evet bazen pencereyle karşılaşırsınız. Ben çok karşılaşıyorum ya. Solid'den solid'e o kendinden kendine geçişler. Tabii burada kullandığınız versiyonun servis peki, kullandığınız bilgisayar. Ya bazen tabii yazılım. Bekliyorum artık ya. 2018'de bakar mısın? Tabii bazen yazılımsal da olabiliyor. Hatalar çıkabiliyor karşınıza. Sorun yok. Başlıyorum. 17'yi güzel. 17'yi bitirdik değil mi? 18 geliyor artık. 18'e bakarız. Öğrenci versiyonunda bunlar var mı? Nasıl? Öğrenci versiyonu. Okullara sattığınız. Tabii ki SolidCam'in öğrenci versiyonunda tamamı var. Komple açıktır. Yani kapalı bir şey yoktur. Modül yoktur. Tamamı açıktır. Şunu... Solid'in de o özelliği bir şey. Silelim. Zaten her şeyi kapalı, her şeyi parayla açıktır. Modül modül tabii ki. Yani her yazılımın farklı şeyi var. Yöntemi var diyelim. Ne demiştik? Stoğumuzu silindirik olarak tanımlayalım demiştik. Şöyle tekrar. Bir çapımız neydi? 70 miydi? Şöyle 0 yapalım. 95. Alında payımız olmasın. Solda 50 mm payımız olsun. Dış çapta da olmasın. Şöyle bir stok tanıtalım parçamıza. Sonrasında buraya ikinci ayna ayağımızı oluşturalım. Bir görelim ne yapacağız. Soldan eli yapmamızın nedeni de şey mi? Sürekli parçanın arkadan ittiği. Buradan bağlıyoruz ya, aynayla sıkacağız bu parçayı, soldaki aynayla. Dolayısıyla ayakların tutacağı belli bir mesafe olması gerekiyor bizim için. Tabii kullandığımız ayağa göre minimum mesafeyi belirleyebiliriz. Ben şimdilik 50 girdim. Yine alt tarafta zarf oluştur işaretli. Onay verip çizdiriyorum şimdi stoğumuzu. Bu şekilde oluşturduk. ...2016 versiyonunda buradaki kurulumu, daha doğrusu bir önceki versiyonlara setup diye geçiyordu burası. Otomatik olarak atıyor. Burada olduğu gibi. Eğer yoksa silmişseniz işler üzerine sağ tıklayıp tezgah ayarları deyip işlem ağacının başlangıcını ekle diyerek yeni bir tane setup açabilirsiniz. İşler, tezgah ayarları, koymak istediğiniz yer, işlem ağacının başlangıcı veya sonu gibi yeni bir setup bölümü açabilirsiniz. Şimdi bu setup içerisinde neyi göreceksiniz? Şuradan kuruluma tıklayayım tekrar ben. Bende bir tane tarot var. Evet. O iki eksen basit torna olduğu için kullandığımız post ikinci aynayı çıkarmadı. Şimdi bizde de burada iki tane bölüm var. Bakın burada programın tanımlamış olduğu fikstürler var. Örneğin Mac 1 pozisyonu için sağ tuş düzelt dersek, sağ tuş yaz düzelt dersek, programın atamış olduğu fikstürü yani ayna ayağını görüyoruz. Tabi buradakini kullanmak kullanabiliriz aynı zamanda ama biz kendi ayna ayağımızı da çizebiliriz veya bir kütüphanemiz varsa bakın şuradan standart çene buradakileri kullanabileceğimiz gibi kullanıtalım diyerek iki boyutlu sketch gösterebiliriz veya varsa bir katı modelimiz katı model olarak da seçebiliriz ayna ayağımızı. Buradaki kısma geldiğinizde tabi sürekli ölçü girmeniz gerekecek. Her seferinde değiştirmeniz gerekecek. Bu yüzden sabit bir ayak çizmek ve kütüphane oluşturmak çok daha mantıklı ve hızlı olur bu tarz parçalarda. Bakın burada ayağın pozisyonlarını göreceksiniz. Nasıl tutuyor parçanızı. Burada gördüğünüz gibi içten sık,
hangi kademeden sıkacak. Örneğin dıştan sıkıyoruz. Şunun uzunluğu ne kadarmış? 127 milimetreymiş. Eksen korumuna eksi 115 diyorum. Bakın şu kadarlık bir bölümden tutacağım diyorum bunu. Çap olarak 92 diyor. Ne kadarmış? 90'mış aslında. Pardon, 45'i 90. Eksi 115. Nereye göre? Referans noktama göre eksi 115'ten tutacağım. Biraz alt tarafta da bu aynı ayağının boyutları var. Bunları ölçmemiz gerekiyor. Örneğin JW ayağın genişliği, aynı alnından ayağın ucuna olan mesafe 100 mm diyelim. Çene yüksekliği JH diyor. 80 mm diyelim. Bakın basamak genişliği SW, yani şurası 10 mm diyelim. 15 diyelim. Ve basamak yüksekliği neresiymiş? SH. 15 mm. Şöyle bir ayağımız var. Hatta şunu biraz daha geriden eksi 110'dan tutabiliriz. Tabii böyle yapmak yerine dediğim gibi çizebiliriz de. Şimdi birazdan çizmeye de bakalım. Tridi seçeneğinde ise aynı ayağının kalınlığına giriyorsunuz. Yani şu kısmı. 10 mm. 15 mm olsun. 3 ayaklı bir aynamız var diyelim. Bunları katı olarak görüyor musunuz Erdem Hocam? Tabii. Katı simülasyon aşamasında bunları göreceğiz. Aynı zamanda makine simülasyonunda da göreceğiz. Oluşturduk mu? Tamam. Bu şimdi sol aynamız. Biz buradaki setup değerine hangi mesafeye gireceğiz? Hatırlıyor muyuz? Makine simülasyonunda parçayı aynanın önünde görebilmek için nereye gireceğiz? Birincisi şu mesafeyle şu mesafeyi biliyoruz değil mi? Ne yazdım ben buraya? 110 yazdım. Bir de buradan buraya olan mesafe var. Yani aslında bu parçanın aynaya oturacağı yeri, ayağın aynaya oturacağı yeri göstereceğiz, şu kısmı. 110 ve 100. 210. Birazdan göreceğiz orayı. Buna onay veriyorum. Ayağı tamamladıktan sonra. Zarf oluşturabiliyor muyuz? Yok, dememize gerek yok. Onu zaten şeyde göreceğiz. Simülasyon aşamasında göreceğiz. Şimdi birinci operasyon için, daha doğrusu birinci bağlama için, soldaki ayna için size tek serimiz 210 mm yazamadık. Önde diyeceğiz. 250 yazdık. Hala yazamadık. Evet, yani şurada, değil mi? Dolayısıyla ben bir operasyon yapıp makine simülasyonunda görmek istediğim parçayı artık bu kadar önde görmüş olacağım. İsterseniz bir tane operasyon yapıp hemen bakalım. Noktayı göremedim ben ama. Buradaki gözü işaretlememiz gerekiyor, bak şuradaki. Şunu mu? Evet. Tamam. Doğru yerde görüyorsak, ki burada bize gösteriyor, doğru yapmışız demektir. Şu an herkese doğru görüyorum ben. İkinci ayna için nasıl yapacağız peki? Öncelikle şu kısımda back spindle'a gelip Mac 2'yi seçeceğiz. Bu bizim ikinci pozisyonumuz. Değil mi? Hemen buna da gelip sağ tuş, yine fixture üzerine gelip sağ tuş yaz, düzelt. Bakın burada gösteriyor. İkinci ayakla nereden tutalım? Örneğin şuraya kadar. Şuradan tutmak istiyoruz. Buradaki değer ne kadar acaba? Çapa tıkladığınızda otomatik bu çapa indiriyor. 58 derece dün baktığımızda bu çapa, değil mi? 58. 7,5 değil de eksi 10'dan 15 desek. Metre yok. Metre kayboldu. 13 desek. 14 desek. Yani tahmini. 14 milimetre. Hangi metre? Ha evet, komut aktif olduğu için yukarıda açılmayacaktır major. Şöyle geldim tekrar. Tabii dokunmuş bulunduk. Eksi 14 demiştik. Çene genişliğime yine 100 diyorum. Çene yüksekliğime 80 diyorum. 15 diyelim. 15 diyelim. Böyle bir ayağımız olsun.
kalınlığımız yine 15 metre olsun ve 3 ayaklı bir aynamız var diyelim yine. Şimdi buradaki mesafe ne olacak? Bu sefer buradaki noktayı göstereceğiz. Hangi pozisyona göre? Mekikimiz nerede? Mekikimiz de parçanın arka kısmında, yani şu alına oturan bölümde. Buradan buraya olan mesafeyi göstereceğiz. Önce bir onay verip parçanın kalınlığına bakalım, ona göre ayarlayalım. 15'ten tutuyorum. Pardon, 14'ten tutuyorum. Değil mi? Evet, 14'ten tutuyorum. 100 mm genişliğim var. Yani parça kalınlığına 86 mm ekleyeceğim. Onay verdim. Şuradan parça kalınlığımıza bakalım. 77 mm'ymiş. Ne girmem gerekiyor? 77. Hesap makinemiz açılırsa şayet. Evet. Şimdi gayet iyi. Burada devam ediyor. Sonra birleştirelim onları. Ben hızlıca yeniden yapayım. Azizliğine uğradık programın. Ha, gelmiş zaten, boyutlarımız güzel. 110 demiştik. 90, 100 demiştik. Okey. Arkasından bu kısmı Mac 2 diyorum. Sağ tuş yaz düzelt diyorum. Burası da tamam. Okey dedik. Ne demiştik? 210. Yani şuradayız, değil mi? Buna gelelim. Bu da 163. Göster diyelim. Evet. Bunlar aynı ayağın oturduğu bölümler. Yani bizim aslında aynamızın alın yüzeyleri gibi düşünebiliriz makine simülasyonu için. Şimdi Onur, sen bunlar ne demiştin, değil mi? Şuradan bir paint açalım. Şöyle çizelim. Örneğin şu bizim aynamız. Şurada bağlı bir parçamız var, değil mi? Diğerini sildik. Neyse. Şu bizim eksenimiz olsun. Tekrar kare diyelim. Şöyle bir parça çizelim. Fazla büyük çizmeyelim. Şurada bizim aynamız var. Hayda. Doğru mu? Şimdi okumuzu inceltelim. Şöyle bir mesafemiz var bizim. Çok görünmedi herhalde. Kırmızı yapalım yine. Düz çizelim ki net görelim. Değil mi? Şurası bizim parçamızın alın yüzeyinin, yani referans noktamızın bulunduğu yüzeyin, referans noktamızı da şu şekilde oluşturalım. Bunu referans noktası gibi görelim. Burası Z eksenimiz. Burası ise X eksenimiz. Doğru mu? Şu bölüm aynı ayağımızı oluşturduk. Ne kadar yapmıştık onu? 100 mm yapmıştık. Değil mi? Şurada bir mesafemiz var. Ayrıyeten. Şöyle. Biz buradaki setup'a neyi girdik? Öncelikle şu kısma, şuraya girdik. Buradaki referans noktamızdan aynamızın alın yüzeyine girdik.
Anlatabildim mi? 110. Aynen. Burada parçamızı biz ne demiştik? Eksi 110'dan tutmuştuk. 100 milimetrede ayna ayağımızın genişliği vardı. Toplamda 210 yaptı. Doğru mu? İkinci kısım için o da buradan tutuyor. Parçamızın kalınlığı ne kadar? 77 milimetreydi. İkinci referans noktamız burada. Parçamızın, ayna ayağımızın tuttuğu yer 14 milimetre. Yani 77-14. Değil mi? Bu referans noktasından ayna ayağımızın ucu 63 milimetre. 1 ve 100 milimetre ayna ayağımızın boyu var. Yani aynamızın alnına olan mesafemiz var. Makine simülasyonunda göreceğimiz mesafe. O da 100 milimetre. Artı 100 dediğimizde toplamda 163 milimetrelik farkı buraya girdik. Yani şurada girdiğimiz değer 210 milimetreydi. Doğru mu? İkinci aynamız da nereden tutuyor? Yaklaşık olarak yine çizecek olursak onu da şöyle çizelim. Biraz iç aram tutuyoruz ya. Şöyle yapalım. Çok afaki çiziyoruz. Mouse'u oynatmadan çizebilirsek yani değil mi? Bir de burada mesafemiz var bizim. Nereye olan mesafe? Sonuçta şurada bir tane daha aynamız var aslında bizim, değil mi? Aynamız buradan geliyor. Şöyle. Ta şöyle yapalım. Bu da bizim ikinci aynamız. Doğru mu? Sonuçta bizim Mach 2 pozisyonumuz nerede yer alıyor? Şurada yer almıyor mu? Onu da şöyle kalın çizelim. Değil mi? Burada da Mach 2 pozisyonumuz var. Şöyle yapalım. Hangi mesafe önemli? Ayna ayağı buradan tuttuktan sonra buradan, daha doğrusu işlenmiş boydan yanlış çizdik. Evet, pardon. Onu diyecektim. Doğru. Baz aslında bizim parçamız nerede kestikten ayağı sonra bir aynen biz şuradan kestiğimizi varsayarsak parçamız, onu da farklı bir renkle ifade edelim. Şuradan kestiğimizi varsayalım. Pardon. Ne oldu? Güzel. Parçamızın aslında Mach 2 referansımız. Hep referansı. O 77'yi de gösterirsek Serdar Hocam. Aynen. Tam 77 olduğunu. Burada kalıyor. Şöyle. Burası bizim Mach 2 pozisyonumuz. Hemen şuraya da yazalım yine. Z diyelim. X diyelim. Parçamızın boyunun 77 olduğunu da gösterelim dediğiniz gibi. Parçamız aslında değil mi? Şuradan şuraya olan mesafe, doğru mu? Evet. 77 milimetre parça bitmiş boyu. Parçanın dersen, aynen. Parçanın bitmiş boyu 77 milimetre. YG nedir? Şimdi hesapladığımız zaman uzatalım. Şöyle yapalım. Hani biraz kötü oldu ama. Serdar Hocam, o 14'ü de gösterelim. Gösterelim. Hepsini gösterelim. Hiç aklımızda bir şey kalmasın. 77'ye de parça bitmiş boyu yazarsak. Hepsi kalsın diyorsun. Burası evet. Ne kadardı? 14 milimetreydi. 14 milimetre sıkma pozisyonu diye yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 14 milimetre sıkma pozisyonu. 14 milimetre sıkma pozisyonu diyelim.
Burası ne kadar oluyor şimdi? Parça 77 mm. 14 çıkartıyoruz. Ayna ayağımızın genişliği 100 mm. 63 artı 100. İsterseniz onu da yapalım. Yani şuraya yazalım. Biraz daha küçük yazalım. 77 x 14 artı 100 diye. Olur. Öyle açıklayalım. 163. 77 eksi 14 artı 100 eşittir. Ne demiştik? 163 milimetre. Bu 163 milimetre de neresi oldu? Şurası oldu. Şurası. Bu resmi de kaydedelim gerekse. Şurası 63 milimetre değil. Neresi? 100 olması lazım. Ha evet doğru. Şuraya biz yanlış yazdık. Doğru. Kesinlikle haklısınız. Orası 100 milimetre olacak. 100 eksi var. Şunu silelim. Ve şuraya siyah yapalım. 100 milimetre diyelim. Evet. Bu ayağın toplam boyu 100 milimetre gibi algılayabiliriz. Bu ayak da 100 milimetre. Tabii tam burada net çizmek mümkün değil. Solidworks'da çizebilirdik aslında. Böyle boyumuz var. Şunlar aynamız. Her iki taraflı. Main spindle. Back spindle. Tarafı. Bu mesafelere girdiğimizde makine simülasyonunda da parçamızı doğru yerde göreceğiz. Demektir. Bunu da kaydediyorum ben. Buna parça bağlama diyelim. Ve JPEG olarak kaydedelim. Aynen her ikisini de şimdi göreceğiz şu şekilde. Şimdi şöyle daha net görme şansımız var. Örneğin basit bir alın tornalama işlemi yapalım. Neredeydi bizim tornamız? Burada. Hızlıca yapayım. Birim birinci pozisyonu taret A, yani üst taret ve ana ayna, main spindle. Hemen gelip diyelim şu alını tornalayacağım. Hemen hızlıca yapıyorum. Takımın bu yönde bağlı. Geometride uzat diyelim stova kadar her iki tarafı da. Teknolojide kabayı kaldırıp finish yapacağız diyelim. Ya da kaba diyelim. Mesafe yok diye mi sıkıntı çıkardı? Şöyle yapalım. Stoğu uzatmamışız. Problemimiz olabilir. Çok önemli değil aslında. Şöyle yapalım. Amaç pozisyonunu görmek. Şimdi bakın makine simülasyonuna gelelim. Bakın şöyle bakalım makine simülasyonuna. Gördük mü? Tabii biz ayakları biraz büyük çizmişiz ama bakın bizim oluşturduğumuz ayna ayağını şu şekilde gösterdi. Gördük mü? Şu bizim oluşturduğumuz ayna ayağı. Tam silindirik mi görünüyor? Aynen. Şu an silindirik gösteriyor. Hmm. Parçamızın alnı ile ayna alnı arasındaki mesafemiz 210 mm oldu. Mesela bunu düşürelim isterseniz ne yapacağını görelim. Kuruluma gelelim ve bu değeri sıfır yapalım. Tekrar makine simülasyonu diyelim. Ne yapıyor? Parçanın referans noktası ile ayna alın referansını çakıştırıyor. Aslında yaptığı şey bu. Ben ne yapıyorum? Parçamı parça boyu kadar öne doğru çıkartıyorum. Değil mi? Makine simülasyonunda bu işlemi yapıyorum. Bunun için de buradaki kurulum menüsünü, setup menüsünü kullanıyorum. Diyorum ki parçam 210 mm ayna yüzeyinden itibaren ön tarafta. Yani şurası ayna yüzeyiydi. Şurası. Buradan diyorum 210 mm öne doğru kaydır.
parçamı. Ve bu şekilde baktığımızda parçayı doğru konumunda görüyoruz. Çarptığını görebileceğiz mi? Tabii ki. Bu pozisyonda herhangi bir çarpma varsa onları da göreceğiz. Ama bakın şimdi böyle göster, gördünüz mü? Ama niye böyle böyle? Seçenekleri var, sıfırlandı muhtemelen açınca. Şu an daha net oldu herhalde. Tam olarak çizdiğimiz evet. Şey buydu aslında. Şöyle bakarsak. Şu kısım. Buradaki referans noktamız ile tekrar söyleyelim. Aynı alanı arasındaki mesafemiz 210 mm. Tabii ki parçadan parçaya değişecek. Parçanın sıklığına göre değişecek. Senin yapman gereken onun nedir? Parçayı bağladın. Eline kumpası alıyorsun. Parça anından şuraya olan mesafeyi ölçüp kuruluma giriyorsun. Aslında bu kadar basit. Budur. Bu makine simülasyonu görmek için. Hani 10'da 1, 10'da 3 hatalı olur. Çok problem değil bizim için. Çünkü sen zaten W'yu getirip parça üzerinde sıfırlayacaksın. Tabii ne kadar hassas ölçersen makine simülasyonundaki çarpma vesaire işlem o kadar hassas görürsün her şeyi. Evet. Durum bundan ibaret. Şimdi biz parçayı kestik ama ya parçayı kesersek olmaz, şöyle diyeyim. Şimdi parça boyu 70 ile bitmiş boy ya Sergen Hocam. İstersek tabii ayağı burada kendimiz de çizebiliriz. O da artık basit. Şuradan herhangi bir düzlem seçiyorum. Daha doğrusu herhangi değil tabii. ZX düzlemini seçiyorum. İsterseniz sketch ile ayağınızı kendiniz de şu şekilde oluşturabilirsiniz. Aynı ayağımız şöyle olacak. Diye kendimiz de oluşturabiliriz. İkinci taraftaki ayağımızı da yine, burası biraz daha büyük diyelim. Bu kendimiz çizdiğimiz ayakları buraya nasıl kaydedeceğiz? Hemen gösterelim. Sonuçta aynı ayaklarının katmodel olarak çizeceksin. Tabii. Bu şekilde çizdiğini varsayıyorum ayakları yine. Ya normal katmodel olarak çiz. Ona da bakın. O da kolay. O da oldukça kolay. Montaj yaptığında direkt katı modeli gösteriyorsun. Ona da bakarız. Mantık aynı. Sağ tuş. Yaz düzelt. Burada standart çene değil artık ne diyeceğiz? Kullanıcı tanımlı diyeceğiz ve bildiğiniz buradaki zinciri seçeceğiz. Tıpkı bir zincir seçer gibi. Bitti. Bu kadar. Peki genişlik değerleri falan? Yaz düzelt diyelim. Aynı menüyü kullanıyoruz. Evet, aynı menüyü kullanıyoruz. Aynı menüde giriyoruz, sonra tanımla diyoruz ve buradaki değere geliyoruz. Bir hangisiymiş bakalım? Hani kalınlık falan değilmiş. Şurada göreceğiz. Önce buradan değiştireceğiz. Önce değiştireceğiz, sonra seçeceğiz. Evet. Bir tane katı model ayak çizelim, onu oradan çağırıyorum. Bir tane katı model ayak çizelim, tamam. Bir de kaydedelim, oradan tamam. Şunları siliyorum. Çağırdım, gelir mi sana? Biz nerede hata yapmışız, şunu da çözelim de tekrar tekrar hata verip durmasın. Çok önemli değil şunlar şu an bizim için. Değeri çizmişiz. Parçaya edit dediğini varsayıyorum. Şuradan stoğumuzu da açtık. Ha gerçi biz bunu çizmişiz. Önemli değil. Sonrasında geliyorum. Ne diyelim? Şuradan bir düzlem seçelim yine. Yine kabaca şu şekilde ayağımı oluşturuyorum. Buradan extrude diyorum. İki yöne birden diyorum. ...15 mm kalınlığında bir ayak oluştur diyorum. İstersen çoğalt bunu etrafında.
sonucu birleştirip de kaldırıyorum tekrar. Yani bu ayrı bir katı olacak, gövde olacak. İstersen bunu montaj olarak da yapabilirsin. Tercih sana kalmış. Sonra buraya geliyorum. Senkronize et diye. Tabii sildik ya az önceki modeli, göremeyecek şu an. Sağ tuş yeni diyorum. 3B model göster diye bana söylüyor. Bu diyelim, bu diyorum benim katı modelim. Bu kadar. Yine bunun döndürülmüş sınırını oluşturuyor. Yani aslında olay oradaki ölçüler. Çok şekilden ziyade ayağın ölçülerini çizebilmek. Örneğin bunun dışına çok çıktığını varsayalım. Buraya değecek mi? Spindle'ın alnına sürtecek mi? Veya buradaki tutucuna değecek mi? Biraz geride kaldı çünkü kısa çizdik. Normalde 210 olmadı. Yani ayak gibi de gösterseydi iyiydi. Ayak gibi de gösterebilir. Ama şu önemli olan, boşluktan biz yararlanacağız illaki. Ne olur? Önemli olan orada onun döndüğünde oluşan sınır zaten. Yani şu an gösterdiği gibi olan. Diğeri biraz daha görsel oluyor aslında. Bizim için önemli olan bu. Tabii sonra bunu gizleyebiliriz, yine ihtiyacımız yok. Yine istersek kurulumdan diğer fikstürlere geri gelebiliriz. Şunu da gizleyelim. Yeniden simülasyon ve makine simülasyon diyelim. Yani ayakları modelini çizip herhangi bir kırması açacağım, onu kaydedeceğim. Hangi parça için? İkinci tarafı açmışız bu arada. Yanlış tarafı seçmişiz. Nasıl, bir daha söyle abi. Ayakları çizeceğim. Evet. Bu katı modelini bir tanesini çizip klasör, masaüstü klasöre kaydedeceğim. Bir tane değil, üç ayağı çizdik. Evet. Ve yerleştirdik bu modelin üzerine kemer. Yerleştirdik. Sonra fikstür tanımlamada 3 tane ayağı seçtiğimiz zaman bize 3 ayağı olduğu gibi gösterir mi? Evet. Yani isterseniz bize, yapalım. Evet, bize o lazım. Hı hı. Çünkü biz normalde kurulumda ayarladıktan sonra aynı ayaklarını simülasyon deyip, katı simülasyon dediğimizde ayakları bu şekilde gösteriyor. Şuradaki fikstürün de aktif olması gerekiyor bunları görebilmek için. Burada da ayarlayabilirsiniz. Örneğin burada bir delik var. Parçayı biraz C'de çevirerek, değil mi, yapmak istiyoruz gibi, evet, durumlar ortaya çıkacak. Aynen. Bu şekilde görme şansınız var katı simülasyonda. Makine simülasyondan önce. Ya şimdi ben mesela bir ayak çizdim. Ben bu ayağı kaydedeceğim. Dosya. Evet. Ayağı kaydedeceksin. Makine simülasyonunda burada olduğu gibi göreceksin. Şimdi delikler varsa bunu parçayı çevirerek iki aynanın arasına gelecek şekilde bazı durumlarda ayarlamanız gerekebilecek tabii ki. Umarım dönerken aynı ayaklarını tam olarak silindir gösteriyor. Gördünüz mü? Bakın tekrar çevir diyoruz. Döndüğündeki sınırı gösteriyor. Hı-hı. Ben şimdi o ayağı masaüstüne kaydettim abi. Tamam. Döndü ve bitirdim. Şimdi burada aynı ayaklarını tanımladık. Zarf ve kest arasındaki farkı söyledik. Operasyonları zaten yapmıştık, değil mi? Şimdi bu parçayı kapatalım. Bir tane de artık canlı takımla işleyeceğimiz C-Exam parçası açalım. Basit. Bu parçayı aldığını görelim mi? Gerek var mı bu parçada? İkinci aynaya transfer olayını mı? Evet. Tabii ki görebiliriz. Bu parçada görürsek ileriye dönüp biraz bizim için tabii tecrübe olur gibi. Tabii tabii. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Olay basit zaten. MCO içine bunu eklemiştik. Hemen MCO'yu açacağız. Makine kontrol operasyon dosyasını.
genel kısmının altına geleceğiz. Parça transferi diyeceğiz. Main spindle'dan back spindle'dan. MCO'yu şuradan açtık. Komutlar içerisinde direkt var veya torna içerisinde olması lazım. Yukarıdaki genel komutlar içerisinde. Yok. MCO diye direkt yazacak. Şimdi bu MCO içerisinde bütün hareketler tanımlandı aslında arka planda. Olayı basitleştirmek için genel altına biz bunları topladık. Ne yapıyor aslında? Üst aleti güvenli alana gönderiyor. Alt aleti sol tarafa, yani birinci ayna tarafına çekiyor. Orada standart bir takım kullanıyor. Arkasından ayna ayağını tanımladığımız W0'ına gelip parçayı alıp diğer tarafa gidiyor. Ondan sonra ikinci operasyonları, diğer operasyonları eklemek kalıyor bize. Aslında olay basit. Sadece gelip buradan parça transferi diyorum ve kaydet diyorum. Komple, yanlış yere girdim. Sonunu ekleyecektim. Şöyle olacaktı. Değil mi? Başı tarafa ekleyince zaten gösteriyor bir sıkıntı olduğunu. Komple simülasyonu izleyelim. Makine simülasyonu diyelim. Şimdi bu fixture'de girdiğimiz değerleri alınıyor bu. Evet. Aynen öyle. Tutacağı nokta da orası olacak. Öncelikle bunu tonalayacak. Arkasından şurada step gidelim. Bunu buraya çekti. Aşamayabilir. W geldi. Tabii şu an burada stoğumuzu da görüyoruz. Baştan başlayalım, şöyle bir daha görelim. İstersek şu alttan da öyle hareket ettirebiliriz. W geldi. Tabii biz ölçüleri değiştirdik orada. Daha ileriden tutuyor gördüğünüz gibi. Aha. Orada başka bir şey yapmışız. İki tane fikstür tanıttık acaba. Tabii iki tane fikstür seçtik herhalde. Çünkü normalde parçayı almış oluyor. Tuttu ve geri çekti. Sanırım şuradaki kurumda bir hata yaptık. Ondan sonra da 2'nin 1 ile artık alındı, tornaydı, giriyoruz değil mi? Aynen, 2'nin 1 ile devam ediyoruz.